Saygıyla selamlıyoruz. İyi bir hafta diliyoruz. Bugün vekillerimizle birlikte bir basın açıklaması yapma kararı aldık. Konumuz tahmin edebileceğiniz gibi şu anda gözaltında tutulan arkadaşlarımızla ilgili. Şu anda 20 arkadaşımız gözaltında. Bugün itibariyle savcılığa çıkarıldılar ve 4 gün daha uzatma kararı alındı gözaltı ile ilgili ve tekrar emniyete götürüldüler. Şimdi Kobani protestoları hepinizin hatırladığı gibi 6-8 Ekim 2014 yılında oldu. Bununla ilgili 2015 yılında o dönemin Merkez Yürütme Kurulu üyelerine bir soruşturma açıldı ve şu anda gözaltında bulunan bütün Merkez Yürütme Kurulu üyesi olan arkadaşlarımız 2015 yılında o soruşturma nedeniyle ifadelerini verdiler. Savcılara gidip çeşitli illerde ifadelerini verdiler. 2015 yılından bugüne kadar 5 yıl boyunca yedekte tutulan bu dava, bu soruşturma şimdi birdenbire gündeme getirildi. Ve aslında o zaman ifadesini vermiş olan arkadaşlarımız bugün hukuksuz bir şekilde gözaltında tutulmaya devam ediliyorlar. Öncelikle bunu kınıyoruz, bu hukuksuzluğu protesto ediyoruz. Yani ortada ne hukuk bıraktınız, ne yargı bıraktınız. Artık her şey, ama her şey sarayın kararlarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Adalet komisyonlarına dönüşmüş olan mahkemeler yoluyla gerçekleştiriliyor. Bu operasyon kesinlikle hukuki bir operasyon değildir. Kesinlikle siyasi bir operasyondur. Siyasi karar alınmıştır. Bu alınmış olan siyasi karar doğrultusunda arkadaşlarımız gözaltında tutulmaktadırlar. Bunu öncelikle söyleyelim. Neden bu siyasi karar alındı? Buna dair de birkaç şey söylemek istiyoruz. Bu siyasi kararın hedefi ne? Bu siyasi kararın hedefi çok açık bir biçimde Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP ittifakının ve iktidarının demokrasi mücadelesinde büyük bir tehlike olarak gördükleri Halkların Demokratik Partisi'ni bütün kurum, kuruluşları, ittifakları ve bileşenleriyle demokratik siyasetten tasfiye etme amacıdır. Amaç budur. İktidar tasfiyeci bir iktidardır. İktidar siyasi olarak rakibi olan Halkların Demokratik Partisi'ni siyaset yoluyla yenememektedir. O nedenle yargıyı kullanarak Halkların Demokratik Partisi'ni tasfiye etmeye çalışmaktadır. Bu tasfiyeci iktidarın hukuk dışı bir uygulamasıdır. Bunu da vurgulamak istiyoruz. Bu bir siyasi intikam operasyonudur aynı zamanda. Sadece tasfiye operasyonu değildir. Çünkü bakın bugün gözaltında tutulan Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz aslında 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimlerinin de aynı zamanda yürütücüsü olan Merkez Yürütme Kurulu üyelerimizdir. 7 Haziran 2015'i hatırlatmak istiyorum. 7 Haziran 2015'te bu toplum büyük bir deli gömleğini yırttı, attı bir kenara ve büyük bir umutsuzluğu toprağa gömdü ve Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının seçim yoluyla da tek başına hükümet kuramayacak duruma gelebileceğini bütün toplum gördü ve yaşadı. 7 Haziran 2015'in özelliği budur. İşte 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimlerini yürütmüş olan Merkez Yürütme Kurulu üyelerimize yönelik bir operasyon, o nedenle de bir siyasi intikam operasyondur aynı zamanda. Değerli basın emekçileri, o günün intikamı bugün alınıyor. Neden? Çünkü bugünkü konjonktür bu intikamı almayı gerektirdi. O nedenle. Nedir bugünkü konjonktür? Bugün Türkiye'nin iç politikasına baktığımız zaman iktidar
ekonomi alanında, sosyal alanda tam bir fiyaskoyla karşı karşıyadır. Ekonomik kriz, sosyal kriz bütün ağırlığıyla yaşanmaktadır. Bugün Türkiye'de işsizlik Cumhuriyet tarihinin rekoru düzeyine varmıştır. Bugün Türkiye'de hayat pahalılığı iktidarın bütün rakamlarla oynama çabasına ve girişimine rağmen inanılmaz boyutlara varmıştır. Halk bunun farkındadır. İşsizlik, hayat pahalılığı ve demokraside yaşanan büyük kriz, tek adam yönetimi, yani kuvvetler ayrılığının ortadan kaldırılmış olması, yürütmenin yargıyı tahakküm ve baskı altına almış olması, yürütmenin yasamayı bir noter gibi kullanmaya başlamış olması ortadadır. Bu büyük demokrasi krizi ve yönetememe krizi de gündemdedir. Ama sadece bu değil. Bir taraftan da dış politikada bu iktidar fiyasko üzerine fiyasko yaşamaktadır. Bakın biz HDP olarak Doğu Akdeniz ve Ege meselelerinde bu meclis tatile girmeden önce getirilmiş olan bütün bildirilerde ve önergelerde şu açıklamayı çok net olarak yaptık. Savaş değildir olması gereken, çatışma değildir olması gereken Akdeniz'de ve Ege'de müzakere, diplomasi ve barış yoluyla sorunlarımızın hepsinin çözülmesi gerekir dedik. Ve o zaman bizi dinlemeyenler sonra NATO'yu, ABD'yi, Almanya'yı, Fransa'yı dinlemek zorunda kaldılar. Ve biz haklı çıktık. Müzakere, diplomasi, görüşme, komşularımızla görüşerek sorunlarımızı çözme en doğru yoldu bizim savunduğumuz gibi. İşte bu dış politikada yaşanan fiyaskoda şimdi bir kez daha dönmüş dolaşmış, bu iktidarın ayağına dolanmıştır. Şimdi değerli basın emekçileri, işte bu konjonktürde HDP demokrasi mücadelesinin, demokrasi ittifakının, hukuk, adalet, eşitlik ve barış mücadelesinin öncülü olduğu için intikam operasyonuyla karşı karşıya kalmıştır. Tekrar söylüyorum, siyaseten yenemediklerini yargı yoluyla tasfiye etmeye çalışıyorlar. Hedef nedir? Hedef HDP'siz bir Türkiye'dir. Hedef HDP'siz bir siyasettir. Hedef HDP'siz bir yaşamdır. Hedef HDP'siz bir parlamentodur. Dertleri budur esas olarak. Ama şunu görmezden geliyorlar. HDP en az 6 milyon seçmeni olan bir partidir. Aileleriyle birlikte 20 milyon insanı temsil eden bir siyasi partidir. Türkiye'nin ve meclisin üçüncü büyük partisidir. Siz HDP'yi bu tür tasfiye operasyonlarıyla ortadan kaldıramazsınız. Etkisiz hale getiremezsiniz. Bunu dün de söyledik, bugün de söylüyoruz. HDP'ye oy ve gönül vermiş milyonlarca insanı ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Tekrar soruyoruz. HDP'ye oy ve gönül vermiş milyonlarca insanı ne yapacaksınız? Şimdi HDP'nin halkla ilişkisinden, toplumla ilişkisinden, demokrasi güçleriyle ilişkisinden, demokrasi, hukuk, eşitlik, barış mücadelesindeki gücünden korktukları için bu intikam operasyonunu yapıyorlar. Bu intikam operasyonu aynı zamanda yapılacak bir genel seçimlerde ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %50+1'i elde etme operasyonudur. Bunun da farkındayız. Bu intikam operasyonu aynı zamanda 31 Ağustos'ta eş genel başkanlarımızın yine burada açıkladıkları barış deklarasyonuna karşı savaş cevabıdır. Bunun da farkındayız. Yani onlar barış istemiyorlar. HDP barış, toplumsal müzakere, diyalog, toplumsal uzlaşma ve toplumsal barış dedikçe onlar HDP'yi tasfiye etmek için uğraşıyorlar ve çabalıyorlar. HDP bitirilirse, tasfiye edilirse bu otokratik düzen, tek adam yönetimi başarıya ulaşır diye düşünüyorlar. Demokrasi ittifakı girişimlerini engellemeye çalışıyorlar. Barış çabasını yargılıyorlar. Bakın, bir fotoğraf hatırlatmak istiyorum size. Bu 28 Şubat 2015'teki Dolmabahçe Sarayı'ndaki fotoğraftır. Bu fotoğrafta olan kişilerden Mahir Ünal, Efkan Ala, Yalçın Akdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri ve yöneticileridir aynı zamanda.
28 Şubat 2015'te yani Kobani 6-8 Ekim 2014 Kobani protestolarından 5 ay sonra Dolmabahçe'de bir mutabakat metni okumuştur. Şimdi bu metni okumuş olan, bu toplantıya katılmış olan Yalçın Akdoğan, Efkan Ala ve Mahir Ünal, susamazsınız. Susamazsınız. Bu toplantıya katılmış olan İdris Baluken, o zaman bizim grup başkan vekilimiz, şimdi cezaevindedir Sincan'da. Ve o zaman o toplantıya katılmış olan Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan da, Sırrı Süreyya Önder bugün gözaltındadır. Eş genel başkanımız Pervin Buldan hakkında da fezleke hazırlandığı iddiası ortaya atılmıştır. Şimdi bir kez daha söylüyoruz. Bu toplantıya katılanlar 5 ay sonra Kobani operasyonlarından ve Kobani protestolarından sonra 5 ay sonra Dolmabahçe'de neden oturdunuz? Bu açıklamayı yaptınız. Bunların hepsini soracağız ve o günün yaşanmış olan olaylarını mecliste de kamuoyu nezdinde de tartışacağız. Biz her şeyin açığa çıkmasını istiyoruz. Son iki cümle söyleyip sözü Meral başkanımıza bırakacağım. Şimdi bugün şunu çok açık bir şekilde ifade ediyoruz. Bugün HDP'ye sahip çıkmak demek, HDP'nin bütün politikalarını benimsemek değildir. Bugün HDP'ye sahip çıkmak demek, demokrasiye, demokrasi mücadelesine, özgürlük ve eşitlik mücadelesine, barış mücadelesine sahip çıkmak demektir. Bu nedenle çok büyük, çok yoğun bir şekilde dayanışma ve destek aldık. Ve bu dayanışma ve destek sürüyor. Bugün de sürüyor, yarın da sürecek. Öncelikle hem meclis içindeki hem meclis dışındaki siyasi muhalefetle siyasi partilere, meclis dışındaki bütün sivil toplum kuruluşlarına, bütün derneklere, bütün meslek örgütlerine, bizimle dayanışma içinde olan yurttaş girişimlerine, tek tek kanaat önderlerine ve demokrat ve vicdan sahibi bütün yurttaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Bu dayanışmayı daha da büyüteceklerini biliyoruz. Çünkü onlar bugün HDP'nin bütün politikalarına katılmasalar da, HDP'nin bütün söylediklerine katılmasalar da, HDP'siz bir Türkiye'nin demokrasi açısından ne kadar büyük bir kayıp olacağının farkındalar. Onlara teşekkür ediyoruz. Bu dayanışmayı büyütmek, bu desteği büyütmek istiyoruz. O nedenle de HDP düşmedi geçmişte bütün baskılara rağmen ve düşmeyecek HDP bütün baskılara rağmen diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ve onlarla birlikte demokrasi mücadelesinde, barış mücadelesinde her türlü fedakarlığı yaparak mücadeleyi büyütme ve ortaklaştırma sözünü bir kez daha veriyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet, değerli basın mensupları aslında büyük oranda sözlerimizi söyledi ama tabii ki sözlerimizin biteceği bir mesele değil. Bu operasyon partimizde sadece 29 MYK üyemize değil, bu operasyon HDP'nin bütün üyelerine, bütün oy verenlerine, bütün seçilmişlerine yönelik bir operasyondur. Şunu iktidara ve ortağına, küçük ortağına söylemek isteriz. HDP'nin karar organı 29 kişiden oluşmuyor. HDP'nin karar organı halktır. Bize oy veren 6,5 milyon insan aynı zamanda HDP'nin karar organıdır. Siz 29 kişiye operasyon yaparak HDP'nin sesini, sözünü, mücadelesini kısamazsınız. Bugüne kadar yaptığınız sistematik operasyonlarla HDP'yi nasıl küçültemediyseniz, tasfiye edemediyseniz bundan sonra da bunu başaramayacaksınız. Ham bir hayal peşindesiniz. Evet, şu anda 20 arkadaşımız gözaltında. HDP'yi susturmak o kadar kolay değil. Evet, binlerce arkadaşımız şu anda rehin olarak cezaevlerinde tutuluyorlar. Ama eğer yapmak istiyorsanız, ki Türkiye açık bir cezaevine dönüştü, hiç kimse kendini güvende ve özgür hissetmiyor. HDP seçmenlerinin, HDP'lerin yaşadıkları alanlara isterseniz demir çitler örün. İsterseniz demirden ne istiyorsanız onu örün.
cezaevlerini belirginleştirin. Ama siz bununla rıza üretemezsiniz. O yaptığınız operasyonda hedeflediğiniz %50+1'i alamazsınız. Bu operasyon neyin intikamı biliyor musunuz? Saruhan Başkan söyledi, ben tarihleri hatırlatarak söyleyeyim. 7 Haziran'ın intikamı, 1 Kasım'ın intikamı, 16 Nisan referandumunun intikamı, 4 Kasım darbesinin devamı niteliğinde aynı zamanda bir intikam operasyonu, 31 Mart'ın intikamı, 23 Haziran'ın intikamı. Karşımızda o kadar siyasi etikten ve ahlaktan yoksun bir iktidar aygıtı var ki bizimle rekabet etmiyor. Bizimle siyasi bir yarışa girmiyor. Siyasetin yarış yeri, konuşulacağı yer sandıktır, seçim meydanlarıdır. Bizimle yarışamadığı için, bizi tasfiye edemediği için elindeki yargı aparatıyla bizi susturmaya çalışıyor. Evet, siyaset gerçekten bu şekilde yürütülürse bundan bir siyaset, demokratik bir siyaset çıkmayacağını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Evet, bu intikam şeyinde, operasyonunda seçimin hedeflendiğini, seçimdeki oylarının azalması, bizim oylarımızın yükselmesi ve Türkiye'deki demokrasi güçlerinin, toplumsal dinamiklerin yeni bir Türkiye, demokratik bir Türkiye özlemini engelleme çabasıdır aynı zamanda. Kendilerine karşı çıkan her sözü, her sesi kısma çabasıdır. Bu operasyon HDP şahsında 82 milyon insana yöneltilmiş bir operasyondur. Kobani protestoları dönemlerini hatırlatacağız mecliste ve bütün alanlarda. Kobani meselesinde hesap verecek olan biz değiliz. Hesap verecek olan işte şu Dolmabahçe mutabakatında resimleri olan ve o dönem iktidarda olan kendi yönetimleridir. Neden? İktidardaki parti bu kadar insanın katledilmesine neden göz yumdu? Sokağa çıkma yasağı ilan ettiği halde neden insanların bu şekilde canice öldürülmesini engellemedi? Öldürüldükten sonra neden katilleri, failleri yargı önüne çıkarmadı? Bunun sorumlusu biz değiliz. Bunun sorumlusu yürütmedir. Bu işin yürütücüsü olan iktidar partisidir. Kobani protestolarında yaşanan can kayıplarının da, mal kayıplarının da, yaralanmaların da müsebbibi, sorumlusu, hesap sorulması gereken merkez kesinlikle AKP iktidarıdır. Evet, Kobani AKP'nin elinde bir maymuncuğa dönüştü. Her kapıyı açabilirim bununla. Bir yıl sonra soruşturma başladı. 2014'te oldu protestolar, bir yıl sonra başladı. Ve şunu hatırlatmak isterim. O dönem Kobani halkıyla dayanışma gösteren 70 ülke vardı. Bütün dünya IŞİD'e karşı Kobani halkının yanındaydı. IŞİD barbarlığının Şengal'de yaptığı katliamların insanlık dışı uygulamalarının karşısındaydı. Evet, IŞİD'e karşı bir dünya cephesi vardı. Kürtlere yönelik saldırıların barbarlığının karşısında bir dünya cephesi vardı. Önce bunu tartışalım. Türkiye neden koridor açmadı? Neden o protestolara giden yola mahal verdi? Demokratik protesto hakkı herkesin temel haklarındandır. Ama bugün failleri, katilleri, öldürülenlerin ailelerinin beklentileri olan yargılamayı yapmayan iktidar buradan kendine bir çıkar elde etmeyi amaçlıyor. Ne yapıyor? HDP'yi günah keçisi ilan ediyor. HDP'nin tek bir tweet'i vardır. O da demokratik protesto hakkıdır. Bunun dışında bütün dünya Kobani'de Kürt halkının, oradaki Arap halkının, Ermeni halkının yanında IŞİD'in karşısında yer almıştır. Türkiye'de de bütün demokrasi güçleri, toplumsal muhalefet yine IŞİD'e karşı saf tutmuştur. Ama bu maymuncuk bu sefer kapıyı açmayacak. Bir yıl sonra başlatılan soruşturmada, 6 yıl sonra hepsinin ifade verdiği bir soruşturmada tekrar bir yıl önce Yüksekdağ ve Demirtaş'ın ikinci kere
sahtecilikle, hukukta olmayan bir yöntemle tutuklayan akıl, bugün hepsi ifade veren MYK üyelerimizi tekrar gözaltına alarak bir sonuç elde etmeye çalışıyor. Hukuk, hukuk olalı. Yargı, yargı olalı. Hiçbir zaman böyle pespaye yöntemler görmemişti. En ufak hukuk başlangıcı dersinde bile bir suçtan dolayı iki defa soruşturma yapılmaz diye bir kural vardır. Ama bunlar hiçbir kural, hiçbir ilke tanımıyorlar. Evet, soruşturmayı kim yürütüyor? Ankara Cumhuriyet Başsavcısı yürütüyor. Geçen hafta epeyce gündemdeydi biliyorsunuz. Yüksel Kocaman sarayda balayına gitmeden gidip hediyesini alan başsavcı hemen akabinde bu operasyonu başlattı. Bunu kamuoyunun takdirine sunuyorum. Operasyonu başsavcı mı başlattı yoksa AKP merkezi mi başlattı? Bu hukuk operasyonu değildir. Bu bir siyasi operasyondur. HDP'yi tasfiye etme operasyonudur. Etkisizleştirme operasyonudur. Ama tabii ki bunu başaramayacaklar. Evet, son olarak şunu da söyleyeyim. Kobani protestolarına dair bugüne kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AYM'nin verdiği kararlar var. Bunları da dikkate almayan bir akıl var. Ve bu sabah arkadaşlarımız yarın dört gün doluyor, adliyeye getirilerek dört gün daha gözaltı süresi uzatıldı. Avukatlarımız aracılığıyla öğrendik, daha tek birine tek bir soru sorulmadı. Orada tutulmaları işkencedir, eziyettir, kötü muameledir. Topluma bir gözdağıdır. Biz onları istediğimiz gibi hiçbir soru sormadan göz altında tutarız, adliyeye getiririz. Hatta zehirlendikleri halde biz hastaneye de kaldırmayız diyerek bu operasyonun asıl amacını ortaya koymaktadırlar. Evet, dün akşam Ayhan Bilgen, Can Memiş ve İsmail Şengül bir gıda zehirlenmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Ve bütün girişimlerimize rağmen avukatlar önce görüştürülmedi. Vekillerimizin emniyete gitmesinden sonra avukatlar görüşebildi ve tedavinin başladığını söylediler. Bu kadar da büyük bir insanlık dışı, yani emin olun kelime bulamıyorum, bir hukuksuz yaklaşımla karşı karşıyayız. Gözaltı süresini uzatmak, onları göz altında tek bir soru sormadan tutmak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne işkencedir. Bu işkenceyi durdurun. Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın. Sizin seçim hesaplarınıza boyun eğecek ne bir parti var, ne bir halk var, ne bir Türkiye var. HDP'siz bir Türkiye yaratmayı başaramayacaksınız. Biz hep olacağız, ilerleyeceğiz.